Sigara, insan bedeni için faydalı bir şey değil ve çok çok uzun yıllardır sigara içmenin ne kadar tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki sigara size tam olarak nasıl zarar veriyor? Sigara içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor? Bu bölümde sigara içerken ve sigarayı bıraktığınızda vücudunuzdaki etkilerini anlatacağız. Sigaradan her bir soluk alışınızda arsenik, formaldehit, siyanür, amonyak, karbonmonoksit, naftalin, kadmiyum yani plasidi ve aseton, kurşun ve nikel gibi 4000'den fazla kimyasal madde bedeninize giriyor ve vücut dokularına nüfus etmeye başlıyor. İlk andan itibaren katran, ki bu reçinemsi bir malzeme, diş ve diş etlerini yapışmaya başlayarak diş minesine zarar veriyor ve sonunda çürüğe sebep oluyor. Bitmeyen ağız kokusu da cabası. Zaman içinde sigara, burun içindeki sinir uçlarına da zarar vererek koku duyusunda kayba sebep oluyor. İçeri çekilen duman, solunum yolları ve ciğerlerde bronşit ve amfizem gibi kronikleşebilen hastalıklara sebep olurken enfeksiyon riskini de katlıyor. Bunu, görevi solunum yollarını temiz tutmak olan küçük tüysü yapılara zarar vererek gerçekleştiriyor. Sonra duman, alveollere doluyor. Alveoller, akciğerler ve kan arasında oksijen ve karbondioksit değiş tokuşunu sağlayan küçük hava keseleridir. Zehirli bir gaz olan karbonmonoksit, alveol zarından geçip kana karışıyor, hemoglobine tutunuyor ve normalde vücut boyunca sadece oksijen taşınması gerekirken araya karışarak kandaki oksijen oranını düşürüyor. Sigaranın oksijen yoksunluğu ve nefes darlığına yol açmasının sebeplerinden biri budur. Yaklaşık 10 saniye sonra kan akışı, sigaranın içerdiği uyarıcı bir madde olan nikotini beyne ulaştırıyor. Nikotin, endorfin de dahil olmak üzere dopamin ve diğer nörotransmitterlerin salgısını tetikleyerek zevkli hisler oluşturarak insanda sigaraya bağımlılık yaratıyor. Sigaradaki nikotin ve diğer kimyasallar eş zamanlı olarak kan damarlarında daralmaya sebep olarak hassas endotel astlara zarar verir ve kan akışını yavaşlatırlar. Endotel yapının birçok işlevi olmasının yanı sıra bu yapı damar duvarının normal fizyolojik fonksiyonunun sürdürülmesini de sağlar. Endotel yapı zarar gördüğünde bu etkiler kan damarı duvarlarında kalınlaşmaya yol açarak trombosit yapışkanlığını arttırır. Sonra da pıhtı oluşma ihtimalini yükselterek kalp krizi veya felci tetikleyebilir. Sigarada bulunan kimyasalların çoğu DNA mutasyonlarını tetikleyebilecek şekilde ağır kanserojendir. Ayrıca yine sigara içinde bulunan arsenik ve nikel gibi bileşenler DNA onarımı sürecini sekteye uğratabilirler. Bu da vücudun kanserle savaşma yeteneğini önemli seviyede düşürür. Yani sigara sizi kanser ederken onunla savaşmamanız için de elinden geleni yapar. Amerika'daki kanser kaynaklı ölümlerin 1/3'ünün sorumlusu sigaradır ve bu sadece akciğer kanseri değildir. Sigara birçok farklı kanser türüne de sebebiyet verebilir. Sigaranın sağlığa etkileri bunlarla bitmiyor. Görme bozukluğu, kemiklerde zayıflama, ciltte bozulma, midede gastrit, ülser, kadınlarda gebe kalmayı, erkeklerde ereksiyon olmayı zorlaştırma gibi birçok sağlık sorununun da tetikleyicisi sigaradır. Ama sigarayı bıraktığınız zaman neredeyse anında başlayan ama uzun süren ve fiziksel birçok fayda sağlayan bir iyileşme sürecine girersiniz. Tiryakinin son sigarasından hemen 20 dakika sonra kalp atışları ve kan basıncı normale dönmeye başlar. 12 saat sonra vücuttaki karbonmonoksit seviyesi dengelenerek kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırmaya başlar. Bu artık daha dinç olduğunuz anlamına gelir. Kandaki oksijen seviyesinin artışı, hafızanızın güçlenmesi, konsantrasyon sürekliliğinin artması, uyku kalitenizin artması gibi birçok harika şeye öncülük eder. Bıraktıktan bir gün sonra kan basıncı ve kalp atışı normale döndükçe kalp krizi riski de azalmaya başlar. 2 gün sonra koku ve tat almakla görevli sinir uçlarınız iyileşmeye başlar. Sigarayı bırakışınızın üzerinden bir ay geçtiğinde akciğer kondisyonunuzdaki artış sizi şaşırtacak seviyeye gelir. Daha az nefes darlığı ve daha az öksürük problemi yaşadığınızı fark edersiniz. Bu bir aylık süreçte ve devamında akciğerlerinizin iyileşmesi devam ederken solunum yollarındaki ve akciğerlerdeki hassas tüysü yapılar iyileşmeye başlar ve 9 ay içinde onarılarak sizi enfeksiyonlara daha dayanıklı hale getirir. 3. aydan itibaren öksürüğünüz azalmaya devam ederken solunum yollarınız rahatladığı için nefes alırken çıkan hırıltı veya ıslık sesli soluk alıp verme sesleri de azalır. Bırakmanın 1. yıl dönümünde
kan damarları işlevlerini daha düzgün yerine getirmeye başladığı için kalp hastalıkları riskiniz de yarıya düşer. 5 yıl içinde pıhtı atma ihtimali önemli derecede azalırken felç riski de azalmaya devam eder. Yaklaşık 5 yıl sonra yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski %50 azalır. 10 seneden sonra ölümcül akciğer kanseri oluşma riski vücut DNA onarma yeteneğine tekrar kavuştuğu için %50 oranında azalır. 15 sene içerisinde koroner kalp hastalığına yakalanma riskiniz sigara içmeyen bir kişininkiyle aynı seviyeye gelir. Sigarayı bıraktığınız anda iyileşmeye başlıyor olsanız bile bu uzun bir süreçtir. Ancak sigarayı bırakmak zor bir süreç ve bu çok kolaymış gibi davranmanın lüzumu yok. Sigarayı bırakmak özellikle nikotin yoksunluğundan dolayı endişeye ve depresyona yol açabilir. Ancak bu etkiler geçicidir. Üstelik günümüzde sigarayı bırakmak eski zamanlara nazaran kolaydır ve siz sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde size yardımcı olabilecek birçok nikotin ürünü ve tedavi çeşidinden faydalanabilirsiniz. Nikotin yoksunluğunuz için nikotin sakızı, nikotin bandı, pastil ve spreyler gibi nikotin yerine alternatif oluşturan ürünleri kullanabilirsiniz. Bu tarz ürünler beyindeki nikotine duyarlı reseptörleri uyararak başka zararlı kimyasal maddeler işe karışmadan yoksunluk belirtilerinin önüne geçerler. Ayrıca çeşitli terapiler, danışmanlık ve destek grupları, bilişsel davranışçı terapi de tiryakileri sigaradan soğutmaya yardımcı olabilir. Ve tabii spor ve egzersiz, bedeninizi ve beyninizi mental olarak güçlendirerek sigaradan uzak kalmanıza yardımcı olur. Sonuç olarak sigara başlaması kolay ama bırakması zor bir şeydir. Ancak sigarayı bırakmak size artılarla dolu sağlıklı bir yaşamın kapısını aralar. Sağlıklı ve dumansız günleriniz olsun. Bilimle kalın.